Galatasaray'ın 2023-2024 sezonu muhtemel ilk 11 ile karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce devam eden forma çekilişimizi de hatırlatmak istiyorum. Tuttuğunuz takımın formasını kazanmak için videoyu beğenmeniz ve kanalıma abone olmanız yeterli. Kazanacak 2 kişiden birisi olmak için katılmayı unutma. Sonuçlar 15 Eylül'de açıklanacak. Günün sorusu olarak da bu sezon Galatasaray'ın en doğru transferi sizce hangisiydi? Yorumlar kısmında buluşalım. Daha fazla zaman kaybetmeden videomuza geçelim. İyi seyirler. Kalede Muslera var. Uzun zamandır Galatasaray kalesini koruyan Muslera bu sezonda kadronun değişilmez parçası olacak gibi. Hem teknik kadro hem de yönetim deneyimli eldivene güveniyor. Bu sezonda hem Avrupa'da hem de lig maçlarında takıma katacağı çok şey olacaktır. Zaten Ljubljana takımıyla oynanan ilk maçta takımını ayakta tutmuş ve galibiyete önemli bir katkı sağlamıştı. Bundan sonraki maçlarda da takımına hayat vereceği birçok an olacaktır. Ayrıca yedek kaleci olarak da Okan Koçuk gitti, yerine de Günay Güvenç geldi. Tartışmasız olarak Süper Lig'in en kıymetli Türk kalecilerinden birisiydi. Avrupa maçlarında şans bulması pek kolay değil. Fakat 8+3 kuralı sebebiyle Süper Lig'de zaman zaman ona da şans gelecektir. Tabi kalecilikte istikrar çok önemli. Düzensiz forma giymesi Güney'i olumsuz etkileyebilir. Onu da hep beraber göreceğiz. Sağ bekte Sasha Boy var. Neredeyse bütün yaz teklif var. Gitti gidecek derken takımda kaldığını görüyoruz. Artık bu saatten sonra gitme olasılığı da yok denecek kadar az. Forma rekabeti konusunda Dubois ile yarışsa da Dubois'ı çok rakip olarak da göremeyiz. Fransız futbolcu sağ bekin yine değişilmez ismi olacaktır. Süreti ve çabukluğuyla sağ içerisindeki birçok takım arkadaşının da açığını kapatabiliyor. Zaten Okan Hoca'nın da sistemine oldukça uyan birisi. Performansı bu seviyede devam ederse gelecek sezon yine transferde adı sık sık gündeme gelecektir. Sol bekte Angelinho var. İspanyol sol bek satın alma opsiyonu kiralık olarak kadroya katıldı. Beklenti o ki bu sezon iyi bir performans ortaya koyacak ve sezon sonu geldiğinde de bonservisi alınacak. Geçen sezon sol bekte birçok farklı isim forma giymişti. Ama bu sezon Angelinho'nun sol bek mevkisinde düzenli olarak forma giyeceğini düşünüyorum. Genelde 3-5-2'de kanat beki olarak oynayan Angelinho, Galatasaray'da dörtlü savunmanın solunda oynayacak. Ortalama her sezon 10 asist yapan futbolcunun bu sezonda bir benzerini yapma ihtimali var. Tabii şu ana kadar oynanan 4 maçta skora etki edemedi. Bunun ana sebeplerinden birisi de dörtlü savunmada daha kontrollü olması gerektiği için. Angelinho'nun maç istikrarı olduğunu ve kolay kolay sakatlık ya da kart sorunu yaşamadığını söyleyelim. Zaten elzem bir durumda da Kazımcan Karataş hamlesi ortaya çıkacaktır. Geçen sezon kazandığı deneyimle beraber bu sezon çok daha fazla katkı vermesini bekliyoruz. Sol stoperde Abdülkerim Bardakçı var. 28 yaşındaki savunmacı geçen sezon bıraktığı yerden bu sezonda devam ediyor. Savunmadaki hamle zamanlaması hücumdaki kafa golleri sebebiyle özel bir isim haline geldi. Zaten şu anda milli takımda ilk 11 oyuncusu. Tabi bunda Nelson'la beraber yakalanan uyum da söz konusu. Ancak görünen o ki bu sezon Nelson'la beraber olamayacaklar gibi. Ama yine de bireysel olarak verdiği mücadelede ise tam bir sınav senesine girmiş durumda. Şampiyonlar Ligi'nde de şu anki başarısını göstermeye devam ederse Galatasaray'ın en az 5-6 sene stoper aramasına gerek kalmayacak diye düşünüyorum. Sağ stoperde Sergio Ramos'un olmasını bekliyoruz. 37 yaşındaki yıldız savunmacı Paris Saint-Germain'e veda etti. Adı bir süre Suudi ekipleriyle anılsa da kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Şampiyonlar Ligi etkisiyle beraber sarı kırmızılı takıma da sıcak baktığı biliniyor. Deneyimli savunmacı Galatasaray'a çok büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca Abdülkerim'in performansını da otomatikman yukarıya çekecektir. Orta sahadaki ilk ismimiz Lucas Torreira. Geçen sezon Galatasaray'ı şampiyonluğa götüren X faktörün Torreira olduğunu düşünüyorum. Uruguaylı futbolcu sahada tüm pis işleri yapan birisi. Evet, pis işler diyorum çünkü ön bölgedeki futbolcuların tüm açıklarını kapatıyor. Hatta yeri geliyor savunmada oynayan oyuncuların da. Çoğu futbolcunun imtina ettiği pozisyonlarda da çok büyük bir yürek koyduğunu düşünüyorum. Bu sezona sakatlık sorunlarıyla başladı. Hatta basında sıkça dilendirilen bir konu daha var. Takımda yıldız oyuncuların aldığı yüksek maçlardan sonra kendisinin de maaşında iyileştirme istediği yönünde. Haksız mı? Değil elbette. Geçen sezon gol veya asist katkısı sağlayamasa da gol veya asistten çok fazlasını sağladı. Ljubljana maçında talihsiz bir kırmızı kart görmüş olması da nazar boncuğu diyelim. Torreira'nın yanında Guendouzi var. Tabii şöyle de bir şeyden bahsedelim. Guendouzi olduğu takdirde 9 yabancı olacak kadromuzda. Bu sebeple Guendouzi olduğu zaman Avrupa kadrosu gibi düşünebilirsiniz. Kerem Demirbay'ı bu bölgeye koyduğumuzda ise Türkiye'de 8+3 kuralını çözüme kavuşturmuş oluyoruz. Fransız orta sahadan biraz bahsedecek olursak Torreira'yı tamamlayacak bir profil olduğundan da bahsetmek lazım öncelikle. Orta sahada top kapma yeteneği, pas yeteneği ve oyun görüşü oldukça yüksek. Yani geldiği zaman Torreira'nın omzundaki yükü bir miktar alacak gibi. Ayrıca çok agresif bir oyun yapısı olduğunu da söylemek lazım. Hatta 2 sezon önce Galatasaray'la oynadığı maçta bile kavga çıkarmıştı. Daha top ayağına gelmeden nereye oynaması gerektiğini iyi bilen Guendouzi'nin transferi Galatasaray'a önemli bir hava katacaktır. Kerem Demirbay'ı da Süper Lig maçları için bu bölgede düşünebiliriz. Kayserispor maçında çok hazır bir görüntü vermemişti. Ritim bulması zaman alacaktır. Yeteneklerine
şüphe yok, fakat şu anki temposuyla bu takımı kaldırması pek de kolay değil. Sol açıkta Zaha var. Süper Lig'de yaşanmış en sansasyonel transfer çalımlarından birisi de şüphesiz ki Zaha oldu. Sarı kırmızılı ekip bu sezon sadece Süper Lig'de değil, aynı zamanda Avrupa'da da hedef sahibi bir takım. Bu yüzden de iyi bir eklem oldu. Sakatlıktan yeni çıktığı için yeni yeni takıma dahil oluyor. Henüz yeni yeni forma giyse de kalitesi net bir şekilde ortaya çıktı. Crystal Palace döneminde oldukça istikrarlı bir görüntü vardı. Burada da bir benzeri olabilir. Son vuruş kalitesi birebir de adam eksiltme özelliği ve her iki ayağını da etkili kullanabilmesiyle fark yaratan Zaha, birçok kez Galatasaray taraftarını da ayağa kaldıracak gibi. Kariyeri boyunca neredeyse her iki kanatta da eşit bir şekilde oynadığını görüyoruz. Ama sol kanatta kendisine daha iyi hissettiği ve burada başarılı olduğunu düşündüğü için genelde kendisini sol kanatta görecek gibiyiz. Hücum hattının her bölgesinde oynamasıyla çok yönlü olduğunu da söylememiz gerek. Sağ açıkta Hakim Ziyech var. Chelsea'nin 2020 yılında 40 milyon euro yatırım yapıp kadrosuna kattığı faslı yıldızı Galatasaray bedelsiz olarak kadrosuna katmak üzere. Son dönemde yaşadığı sakatlık sorunları sonrasında Chelsea kendisinden tamamen vazgeçmiş gibi. Peki Hakim Ziyech Galatasaray'a geldiğinde ise neler yapabilir, ona bakalım. En önemli özelliği oyun görüşü. Özellikle Ajax döneminde uzun ve kısa paslarda çok başarılıydı. Kendisi klasik bir çizgi oyuncusu değil. Sıfıra inmek yerine orta sahaya kadar gelen ve kaleye doğru çapraz koşular atan birisi. Zaten bu özelliği sayesinde Chelsea'de sağ bek Reece James sağ kanadı koridor haline getirmişti. Şimdi işin bu kısmında sorumluluk Sacha Boy'un ellerinde olacak. Sacha Boy, Hakim Ziyech uyumu olduğu takdirde büyük fark yaratacakları da kesin. Tabii bu transferdeki övgüyü geçmişe yapıyoruz. Bu da haliyle risk teşkil eden bir durum. Bu transferin fazla risk, fazla da kalite içerdiğini söylemek lazım. Ayrıca TT'ye de ufak bir parantez açalım. Sağ kanatta oynayan futbolcuya da fazlasıyla şans gelecektir. O da yine çizgiden ziyade içe kat etmeyi seven birisi. Shakhtar günleri de geri dönüş yapabilirse formayı da kolay kolay bırakmaz. Forvet arkasında Kerem Aktürkoğlu var. 24 yaşındaki futbolcu her sezon önemli bir gelişim gösteriyor. Geçen sezon 10 gol ve 12 asist yaparak yine farkını ortaya koymuştu. Bu sezonda düzenli oynamasını ve benzer istatistikleri yakalamasını bekliyorum. Kabul etmek gerekir ki geçen seneye göre daha iyi bir kadro kuruldu. Tabii Kerem'in yeri değiştiği için oyun içerisinde nasıl bir reaksiyon gösterecek, o da oldukça önemli bir konu. Kadromuzdaki son isim de Mauro Icardi. Arjantinli futbolcu Ljubljana maçıyla beraber tangosuna kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda takımın en önemli ismi olacak. Yıldız futbolcu için 10 milyon euroluk bir bonservis yatırımı yapıldı. 10 milyon euro da maaş alıyor. Tabii bunun 4 milyon eurosunu sponsorların karşıladığını da açıklayalım. Önemli bir maliyet, önemli de bir yatırım. Sanırım hepimiz bu yatırımın karşılıksız olmayacağını biliyoruz. Zaman zaman sağ dışı sorunlarla boğuşsa da sahaya çıktığı her an gollerini atmasını iyi biliyor. Bu sezon özellikle Hakim Ziyech'le iyi bir uyum yakalamasını da bekliyorum. Icardi'nin olmadığı anlarda ise bakan bu devreye girecektir. Şu ana kadar oynadığı 4 maçta da gol katkısı sağlayamadı. Fakat bağlantı oyununda ve takımın hücuma yerleşmesinde iyi işler çıkartıyor. Bakalım golleri ne zaman gelecek? Böylece videomuzun sonuna geldik. Videomuzu buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.